Merhaba. Biliyorsunuz ki Yıldızlar Arası filmini çok seviyorum ve yine adında yıldız geçen bir film buldum ve hemen izleyip bitirdim. Filmimiz babası dünya dışı varlıkları bulma amacıyla 20 yıl önce Neptün'e giden bir uzay mühendisinin yaşadıklarını konu alıyor. Adamımız babasıyla iletişim kurmaya çalışıyorken biz de bu serüvene şahitlik ediyoruz. Filmimiz 2 saatten oluşuyor. Film tamamen başrole odaklı olarak ilerliyor. Görsel açılarınızı doyuracak olan bu film, tabi Yıldızlar Arası gibi iyi kurgulanmamış olabilir. Tabi uzay konulu filmlere ilginiz varsa bu film size yeterince tatmin edecektir diye düşünüyorum. Bence oturup 2 saat boyunca sıkılmadan izleyeceğiniz bu filme bakın derim. İkinci filmimiz Fractured. Filmimiz, küçük kızları yaralanan bir anne babanın bir hastaneye gidişiyle başlıyor. Ailemizin babası hastanede bazı garip durumlar seziyor ve temposu yavaşça artan olaylar döngüsü böylece başlamış oluyor. Öncelikle 1,5 saatlik bu film benim gerçekten hoşuma gitti. Senaryo sizi sürekli farklı bir yerlere götürüp farklı şeyler sorgulatıyor ve bu da şahane bir zevk veriyor. Bazı filmler bitince başlar ya hani, bittikten sonra düşünür durursun. İşte bu film de o etkiye sahip. Açıkça beklentim çok yoktu. Fakat bu filmin kurgusu beni şaşırtmayı başardı. Sakin fakat etkileyici bir şeyler arıyorsanız bu film tam da size göre. Üçüncü filmimiz Ayın Gölgesinde. Filmimiz 9 yılda bir ortaya çıkan bir seri katilin peşine düşen bir polis memurunun yaşadıklarını konu alıyor. Katil öyle farklı bir şekilde kurbanlarını avlıyor ki davayı çözmek isteyen dedektifler en ince ayrıntılarına kadar inceleseler de elleri boş dönüyorlar. Katile kafayı takan polis memurumuz ise tam anlamıyla yemiyor, içmiyor ve delil topluyor. 2 saatlik olan Netflix filmi bazı filmlerini sevmesem de izlemesi güzel bir iş çıkarmış. Gizem dolu olan bu film ileriye dönük tahminlerinizi hep şaşırtıyor film içinde. Bu kadar gizemi bu kadar kurguda tam gitmiş. Filmde sürekli emin olun bu nereden çıktı, bu nasıl oldu, niye oldu diye kendinize sorular sorarken 2 saat geçmiş oluyor. Ve filmin sonunda çok büyük şaşkınlık yaşıyorsunuz. Vay be dedirtecek bu filme bence bir göz atın. Dördüncü filmimiz ise Ena. Filmimiz işinde başarılı, zeki ve güzel bir suikastçıyı konu alıyor. Genç ve güzel ajanımız dış görünüşü ve yeteneklerini de kullanarak birçok hedefin üstesinden geliyor. Filmin ilk çeyreği biraz sakin gelebilir. Hiç sıkılmadan devam edin çünkü hemen ileride güzel şeyler bekliyor olacak. Film sürekli 6 ay önce 3 ay sonra gibi parçalar ile filmin kurgusunu kafamıza tamamlamamızı sağlıyor. Bu da insana inanılmaz bir haz veriyor doğrusu. Başrolümüz Ene karakteri cuk oturmuş bence. Film, zeki bir genç kızın içinde bulunduğu hayattan kurtulmak için atıldığı maceraları konu alıyor. 1,5 saatten biraz fazla olan bu film, ortalamanın üstündeki başarılı sahneleriyle zevkle izlediğim güzel bir film oldu. Ayrıca şimdiden sizi uyarayım. Birkaç sahnesinde artı 18 sahne var. Sonra vay efendim niye böyle oldu deyip kulaklarımı çınlatmayın. Son filmimiz ise Rüzgarı Dizginleyen Çocuk. Netflix'te izlediğim en iyi filmler arasına girmeyi başardı. Gerçek hayattan uyarlama bir yapım. Filmimiz Afrika'daki kurak bir bölgede yaşananları konu alıyor. Parasızlık, kuraklık ve bazı etkenler de eklenince zaten zor olan hayat bir çocuk için daha zor hale geliyor. Fakat gencimiz icat yapmaya, yeniliğe ilgi duyan biri olunca bu zorluklar biraz olsun aşılıyor. Yoksulluğun, imkansızlığın içinde kendi mücadelesini veren ve ailesi, arkadaşları, köyü için bir şeyler yapmaya çalışan akıllı ve azimli bir çocuğu izliyoruz. Filmin hikayesinin gerçek olmasını bilerek izlediğim için filmden çok daha fazla haz aldım diyebilirim. Öyle bol aksiyonu veya eğlencesi olmayan bu filmi bence kesinlikle izleyin derim. Bu haftaki Ne İzlesem serisinin sonuna geldik. Şimdiden size iyi seyirler dilerim.